İyi günler sevgili seyirciler. Kudüs ve civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği, Mirasımız Derneği tarafından yayına hazırlanan Mirasımız Tehlikede programına hoş geldiniz. Bugün de çok önemli bir konuyu yine Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı hayatımızın her noktasında olması gereken ilk kıblemiz, ikinci mescidimiz Mescid-i Aksa'yı konuşacağız. Çok değerli konuğum Ümmet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nizar Demirci hocamızla. Hocam hoş geldiniz. Yine Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü konuşacağız. Kudüs'ün ehemmiyeti üzerinde duracağız. Önemini tekrar tekrar hatırlatmış olacağız. Çünkü hatırlatmakta fayda olduğunu düşünüyoruz. Tabii. Çok kısa hatırlatmalarımı yapıp inşallah devam edelim. İnşallah. Sevgili seyirciler, sizler de ilk kıblemiz, ikinci mescidimiz Mescid-i Aksa ve Mescid-i Aksa'yı kalbinde barındıran Kudüs'teki yaşayan kardeşlerimize, %70'i yoksullukla mücadele eden kardeşlerimize bizler aracılığıyla, Mirasımız Derneği aracılığıyla yardımlarınızı ulaştırabilirsiniz. 5772'ye göndereceğiniz bir kısa mesaj karşılığında 5 lira değerindeki yardımınızı ulaştırabileceğiniz gibi projelerimize de desteklerinizi mirasımız.org.tr internet adresi üzerinden ulaştırabileceğinizi şimdiden ifade etmiş olalım ve çok kıymetli hocamıza dönelim. Hocam tabii ki Mescid-i Aksa, Kudüs bizim için çok önemli, çok ehemmiyetli. Ancak bu ehemmiyeti bir daha üzerinde durarak söylemek adına ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde geçen Mescid-i Aksa, Beytül Makdis ifadelerini tekrar bir zikretmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Ne söylemek gerekir Mescid-i Aksa'ya önem atfetmek için? Bismillahirrahmanirrahim. Mescid-i Aksa'nın önemini sadece Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriften alabilirsek çok iyi bir şey yapmış oluruz. Ne mutlu bize. Tamam mı? Ayet-i Kerime olarak Kur'an-ı Kerim'de tabii Mescid-i Aksa olsun, Filistin bölgesi olsun ve Şam bölgesi dediğimiz çevre olsun. Çünkü buranın hepsi de bereket verilmiş olan yerler diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de ve bu bölgenin Kur'an-ı Kerim'de 5 yerde buralara bereket verilmiş diye zikrolunuyor Kur'an-ı Kerim'de. Barakna havlehu, evet. Barakna, bereket hasıl olmuş diye zikrolunuyor. Yalnız ben bunların hepsinden şu bir ayet-i kerimeyi zikretmek arzu ediyorum ki içinde hem Mescid-i Aksa var hem de İsra, Miraç meselesi olduğu için dini, akide yönünden daha önemli olduğunu tahmin ediyorum. Ki ayet-i kerime Sûre-i İsra'nın birinci ayeti. İsra Sûresinin birinci ayeti. Adı da öyle. Sûrenin adı İsra Sûresi. O ayet-i kerime Allah-u Teala Hazretleri bu ayet-i kerimede Mescid-i Aksa'yı nasıl zikretmiş olduğu için bu ayet-i kerimeyi zikretmek istiyorum. Ayet-i kerime okuyacağım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Bu ayet-i kerimede Allah-u Teala Hazretleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gece vaktinde Mescid-i Haram'dan çevresini bereket lendirmiş olduğu Mescid-i Aksa'ya götürdüğünü söylüyor Allah-u Teala Hazretleri. Şunu da zikredelim. Allah-u Teala Hazretleri Efendimiz'i zikrettiği zaman burada bir abdihi diyor. Kulunu götürdü diyor. Demiyor Resulullah, Nebiyullah ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bir abdihi diyor. Demek ki en yüksek makamlardan birisi Efendimiz'in kulluk. Allah-u Teala Hazretleri'ne kulluk. Çok önemli bir şey bu. Bunu eğer üzerinde iyice durursak yoksa Allah-u Teala diye bir Resulihi diyebilirdi. Esra bi Resulihi, bi Nebiyihi, bi Muhammedin, esra bi Abdihi. Kuluyla diyor. Ha, şunu anlayalım ki kulluk mertebesi insanın en şerefli mertebesidir. Çünkü kime kulluk yapıyor? Rabbus semavati vel ard. Allah-u Teala Hazretleri'ne kulluk. Bu ayet-i kerime olarak bu ayette tabi Mescid-i Aksa zikrolunuyor. Mescid-i Haram'la beraber olarak, kardeş olarak zikrolunuyor. Bu bir. Hadis-i şerif olarak da şu bir hadis-i şerifi zikretmek istiyorum. Bu hadis-i şerif
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cariyelerinin birisinden rivayet olunuyor. Meymune binti Sa'd. Meymune validemiz derken hocam Efendimizin eşi olarak bilinir ama. Yok doğru değil. Bak ben bunu birkaç yıldır duydum böyle Efendimizin eşi diye yahut da validemiz diye. Evet. Yani Ümmahat-ı Mümininden diye. Evet. Bir. Halbuki doğru değil. Aslı yok. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşi Meymune bintil Haris. O başka. Yani yine var bir Meymune. Var Meymune. Ha, efendim, tamam, evet. Doğru. Meymune evet, bir var. Bir karışıklık evet, var o zaman. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu hicretin 6. senesinde Benil Mustalik savaşında, Mustalik diye bir kabileye Efendimiz'e gittiğinde onların başkanları olan El-Haris onun kızıyla evleniyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Savaş bittikten sonra onlar tabii o Meymune validemiz. O Meymune validemiz o. Meymune bintil Haris o. Yani bu hadisi şerifi rivayet soruyu değil, soran o değil, kişi ha, o evet, değil. Evet bunu da öğrenmiş olduk. Çok iyi ettiniz. Çok tabii yani kardeşlerimizden bazı böyle şey olurlar. Meymune binti Sa'd diyor ki dedi ki ya Resulallah şu Mescid-i Aksa'dan bana bir ifade ver dedim diyor. Bir şey anlayalım. Bize bir ifade ver. Fetva ver dedim diyor. Hatta nasıl öyle? Eftina diyor. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki orası diyor, tamam mı orası Mescid-i Aksa'nın o bölge, orası diyor Ardul Mahşeri vel Menşeri. Orası haşir ve neşir olan yerdir orası diyor. Oradan haşir ve neşir olacak diyor. Gidin orada namaz kılın diyor hadis-i şerifte, aynı hadiste. Gidin orada namaz kılın. Çünkü orada kılınan namaz başka yerde kılınan namazlardan 1000 derece eftaldir diyor. Çok büyük bir şey, tabii, büyük bir seviye ya. Yani tüccar için bu. Yani 1000 almak az bir şey değil. Bir ticaret değil. Ya, peki de bu kendisi de bayan cari hem de. Ya Resulallah diyor peki gidemezsek diyor, ne yapayım diyor. Gidemezsek diyor, ne yapalım diyor. Ha gidemezseniz diyor ona zeytinyağı gönderin diyor. Zeytinyağı gönderin ki oranın kandillerinde ışıklandırılsın orayı diyor. O mescidi diyor. Oranın kandillerinde yansın ve ışıklandırılsın diyor. Onu yaparsanız diyor sanki orada namaz kılmış gibi olursunuz diyor hadis-i şerifte. Çok önemli bir ne hadis. Büyük bir mutluluk. Çok tatlı bir müjde yani. Hepimize bu güzel bir müjde. Bunu elimize geçersek ne kadar bir şey. Hadis sahih tabii. Sünnet İbn-i Mace'de rivayet olunmuş. Ve Müsned İmam Ahmed İbn-i Hammel'de, Ebu Davud Müsned'inde. Yani hadis sahih olduğuna hiçbir şey şaka yoktur. Tamam mı? Çok teşekkür ediyoruz. Bu tamam, önemli bir buyurun, konuydu. Başlangıcı çünkü Mescid-i Aksa'nın maneviyatıyla yapmak bizim hem için Kur'an, çok hem Kur'an hem hadis-i şerif tamam. Tabii elhamdülillah. Elhamdülillah. Tabii buradan alınacak aslında çok önemli mesajlar var. Tabii. Değil mi hocam? Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tüm hadis-i şerifleri, tüm sözleri gibi aslında 1400-1500 sene sonrasına mesajlar var. Tabii. Yani gidemiyorsunuz. Tabii. Tamam. İşte bak bundan şimdi biz bu hadis niye bunu zikrediyoruz? Başka hadisler var. Hadis-i şerifler pek çok kudüsü. O Mescid-i Aksa için ve o mübarek yerleri için falan. Yalnız bu hadis-i şerifi zikretmemin de sebebim çünkü tam bizim can damarımıza bastığı bizi için. Bizi işaret ediyor. Tam bize bir mesaj, güzel bir mesaj. Hepimize bak biz Mescid-i Aksa Filistinlilerin değil, Kudüs şehrindeki insanların değil, Arapların değil, Türklerin de değil, her Müslümanındır. Burası her tarafa, herkese. Mekke-i Mükerreme'ye gittiğimiz gibi hep Müslümanlar gidiyorlar. Medine-i Münevvere'ye, bu Mescid-i Nebevi'ye hepimiz gittiğimiz gibi Mescid-i Aksa da hepimizindir. Aynı seviyede onu da o mertebede bilelim. Onun için Mescid-i Aksa'nın mertebesini bilmek için şimdi gidemiyor mesela. Efendim sana yol göstermiş ya. Daha buna iyisi var mı? Sana yol göstermiş. Gidemiyorsa açıkça ifade etmiş. Ha işte. Bir yardım gönder diyor. Oraya yardım gönder. Oraya gönderdiğin bağışın, yardımın ne yapmışsan sanki oraya namaz kılmaya gitmiş gibi olursun diyor. Onun için biz bunu değerlendirebilirsek her Müslüman söylüyorum. Tabii izleyici kardeşlerimizin hepsi de bunu anlayabilmelerini rica ediyorum. İnşallah. Hepimiz de bununla hissemiz olabilir onunla. Doğru. Yollar da açık. Ve yani yol gösteriyor. Dediğinize uyanık tüccar olmak lazım. Tabii. Sadece uyanık olacaksın. Evet. Mevsimi iyi bileceksin. Ticaret mevsimini iyi bileceksin sadece. Tabii. Evet. Ben bu kelimeyi bir anda söylemişim ya. Evet. Ben seninle böyle oturuyordum. Ya sen buraya ticarete gelmişsin diyorum. Sen burada bu vaktini bu şey için harca. Tabii. Başka bir şey bırak. Filan teyp almış. Benim teybim ondan daha ucuz. Filan bir battaniye almış. Onun battaniyesi benimden daha ucuz. Sen buraya ya ticarete mi geldin buraya? Mescid-i Haram'da geldin. Umre'ye geldin. Ya, hacca geldin. Şu tatlı bir yerde mübarek bir yerde vaktini değerlendir. Evet. Buyurun. Evet. Çok güzel bir noktaydı. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet. Tabii yani biz bunları konuşuyoruz ama
bunu sadece konuşmamışız. Şöyle bir ecdadımıza baktığımızda. Tabii. Çok ecdadımız önemli. Çok güzel adımlar atmış. Evet. Bazı rivayetler, bazı hadiseler var ki aslında bugünümüze de ışık tutuyor. Evet. İşte Hazreti Ömer Efendimiz'den Selahaddin Eyyubi'ye, sonrasında Osmanlı'ya ve sonrasına gelen süreci Osmanlı padişahlarının oraya verdi. Ya ne yapmışlar Kudüs ve Mescid-i Aksa bizim ecdadımız için ne ifade etmiş hocam? Tabii çok güzel bir şey, bir sorgu. Ve eğer ifade edebilirsem çok iyi bir, yani bahtiyarım ben. İnşallah. İlk önce tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramı bunu mesajları iyi anıyorlar. Kudüs'ün ne mesele olduğunu iyi biliyorlar. Hazreti Ömer'in zamanında oraya fethetmek için mücahitleri gönderiyor Hazreti Ömer. Hazreti Ebu Ubeyde olsun, Hazreti Halid bin Velid olsun, Şurahbil, Amr bin As, bu dört kumandanı o bölgeye gönderiyor. Dört kumanda bunlar. Dördünü de o bölgeye Hedef gönderiyor. Kudüs. Evet. Kudüs fethi olduğu zaman Hazreti Ebu Ubeyde en baş kumandanları, evet. Hazreti Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah. Muhasara altında kaldıklarında teslim olmaya mecbur oldukları için oradaki Hristiyan papazları onların, çünkü onlar iş onlardan bitiyor. Başka kimsesinden bitmiyor. O papazlarından bitiyor iş. Hristiyanların, Haçlıların. Diyorlar ki tamam teslim olacağız. Şehri teslim edeceğiz. Anahtarlarını teslim edeceğiz. Anahtarlarını yalnız sizin emiriniz gelsin diyorlar. Sizin başkanınız Ömer bin Hattab o gelsin diyorlar. Ona vereceğiz. Niye? Onlar da biliyorlar oranın önemini, kıymetini. Öyle gelen gidene bir şey vermeyelim diyorlar. Tamam mı? O gelsin ona diyor. Tamam diyor. Hiçbir şey yok. Demiyor ya sizin keyfinize mi? Ben istediğimi yaparım demiyor Hazreti Ebu Bey'de. Hemen haber salıyor Medine'ye veriyor. Ey emir-i müminin diyor. Bunlar böyle böyle istiyorlar. Tamam diyor. Bir kan dökülmesin. Bir şey yapılmasın. Madem teslim ediyor. Ben gelirim diyor. Allah Allah ne olacak ya? Devesine biniyor. Hadimiyle beraber iki kişi. 15 araba önünden, 75 araba arkasından tankıyla tüfeğiyle değil. Bir deve, bir hadim yanında hizmetçi biri. Bir o biniyor, bir o biniyor. Ta Kudüs Şerif'i varıncaya kadar 15 gün sürdü yol. 20 gün, kaç gün sürdü bilmiyorum. Oraya teslim alıyor. Tamam mı? Kudüs Şerif'in anahtarlarını teslim alıyor onlardan ve onlara da bir yazı yazıyor. O yazıyı onlara teslim ediyor ki onlar mallarına, canlarına, ırzlarına, her şeyine hafızlığı onu ahdiname yazıyor. Onu da bu şekilde tamini getiriyorlar. Mecbur olarak getiriyorlar. Çünkü Hazreti Ömer'in yazmış olduğu vasiyetname diye. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin evet. Mekke-i Mükerreme'yi fethindeki gibi. Evet. Ne güzel bir örnek. Evet. Ne güzel bir örnek. Bu da böyle hani onu yapıyor böyle. Hemen iş bitti, dönüp gidiyor. Ve bitti bu kadar. Şey bu kadardı. Görevim bu kadardı. Yapmış oldu, bitti, gidiyor. Tamam, ondan sonra tabii 15. Hicri senede oluyor. Devam ediyor. Kudüs Müslümanlarındır. Tamam mı? Ta Haçlılar savaşları başladığı zaman Kudüs büyük bir felakete uğruyor. Çok büyük bir felakete. O zaman tabii Müslümanlar çok böyle dağınık bir şekildelermişti. En fazla Kudüs ve Mescid-i Aksa ve Şam bölgesine hizmet gösteren o günlerde Selçukiler ki Türkler. Yani gerçek olarak söyleyelim bu gerçektir. Selçukiler teslim alıyorlar cihat fi sebillah meselesini. Haçlıların karşısında en fazla onlar duruyorlar. Bilhassa Alparslan ismindeki büyük bir kumandan, takva bir insan, güçlü bir insan. Onlar hatta Menazkurt şehrindeki olan savaşta, yani şimdi Diyarbakır ile Erzurum arasında orada oluyor Menazkurt. Evet. Oradaki savaşta onlar mağlup ediyor ve onların imparatorlarını da esir alıyor. Rumların imparatorunu esir alıyor. Böyle bir buradan başlanıyor. Yani Kudüs-i Aksa meselesi Türkler için buradan başlanıyor. Sonradan Selçukilerden sonra Zengiler geliyor. Biliyorsunuz tabii Zengiler Türktür. Yani İmadeddin Zengi Mosul şehrinden geliyor. Mosul'den geliyor. Şam bölgesine doğru. Niyetinde bu bölgeleri Haçlılardan kurtarmak. Bunların yaptıkları rezaletleri bitirmek için geliyor. İmadeddin Zengi. Tabii başlıyor. Bazı yerler bölgeleri teslim alıyor. Onları oradan kovduktan sonra
Onun yerine oğul Nureddin Zengi geliyor. Nureddin Mahmud Zengi. Nureddin Mahmud. Adı Mahmud. Nureddin bir lakap gibi oluyor. Çünkü her insanın o zaman da öyle şey, nizam öyle yürüyor. Tamam mı? Adı Mahmud halbuki. Devam ediyor. İşine Şam teslim alıyor. Şam şehrini ki dediğimiz Dimeşk dediğimiz Dimeşk. Şehri. Orayı teslim alıyor. Orayı payitahtı yapıyor kendisi için. Tamam. Mülkünü orada oraya taşıyor. Haçlıların karşısında önemli savaşlar yapıyor ve onlara mağlubiyet gösteriyor. Komandanların birisini Mısır'a gönderiyor. O da Salahaddin Eyyubi. Onun komandanlarından birisi. Onu amcasıyla beraber ve babasıyla beraber Mısır'a gönderiyor. Şunu da söyleyelim. Nureddin, Allah rahmet eylesin, çok takva bir adammıştı. Çok çalışkan, çok şecaatli bir adammıştı. İki tane minber yaptırmış. Minber. Birisini camiye taktırıyor. Mescid-i Beni Ümeyye dediğimiz, Şam'daki Mescid-i Ümeyye dediğimiz camiye taktırıyor. Sultan diyorlar, bu ikinciyi neye diyor? Bu da inşallah Kudüs'e diyor. Kudüs-i Şerif o zaman Haçlıların elinde. 91 sene onlar elinde kalıyor. 91 sene Haçlıların elinde kalıyor. Yapmadığı rezaleti bırakmıyorlar Haçlılar. Yani hiç yoksa 30 bin veya 40 bin insanı boğazlayıp kanını döküyorlar. Öyle bir insanlar bunlar. Öyle yapıyorlar. Şimdiki biz onların arkasında yatak yapıyor da onların 12 kişine hepimiz ayağa kalkıp onlara şey yapıyoruz. Neyse. Nuri'nin bu diyor ikinci minberi diyor Kudüs için yaptım diyor. İnşallah orayı açarsak diyor. Fethedersek diyor oraya takarız diyor. Subhanallah. O yaptığı o minberi Salahaddin Eyyubi rahmetlik Hittin savaşından sonra Mescid Kudüs'ü açtığında fethettiğinde getirin bakayım o minberi diyor Şam'dan diyor. O da çünkü tabi biliyorsun burası dedim ya her Müslümanların hepsindir. Kavmiyetçilik burada çok sökmez. Ay, evet. Ha Nureddin ve İmadettin bunlar Türktür. Salahaddin Eyyubi Kürttür. Bunlar hep birbirinin komandanı o onu birbirine girişmişler. Birbirine hürmet gösteriyorlar. Hatta hocam şunu yani söylesek belki daha da böyle renklendirmiş mi oluruz? Hazreti Ömer Efendimiz Arap'tı. Arap'tır. Evet. Nureddin Zengi Türk'tü. Salahaddin Eyyubi Kürttü. Daha da şeylere gidelim mi? Salahaddin Eyyubi'nin askerinin çoğu Türk'tü diyor. Askeri ya, kendi askeri. Yani güvendiği asker. Bundan savaşa çünkü giriyor. Çünkü kavmiyetçilik yok. Kavmiyetçilik olsa diye getirmez bunlar. Git ustan derdi. Ben kendi adamı getireyim derdi. Öyle değil. Demek o kadar birbirine böyle girişkin bir halde yaşamışlar. Ve İslamiyet'i tam yerine gerçekleştirmişler. O minberi oraya takıyor. 1969'da Mescid-i Haram'ın kıble tarafını yakıldığı zaman biliyorsunuz o hadiseyi. Evet. O namusu Yahudi yaktığında o minber yanıyor orada. Ve ona deli raporu veriyorlar. Deli, tabii. Yerseniz. Avustralyalı bir tabii, Yahudi. Bir Yahudi yakıyor. Ona deli diye bir raporu veriyor. Çıkarttılar. Rapor veriyorlar ve yakıyor. Ve tabii. Nureddin Zengi'nin de tabii ki emaneti olan o minber. İşte Nureddin Zengi, sonra Salahaddin Eyyubi teslim alıyor oraları. Vefat ettikten sonra, Nureddin Zengi'nin vefat ettikten sonra. Bazı tarih kitaplarında Nureddin Zengi'nin bir kerametini zikrediliyor. Tarih kitaplarında bazısında zikrediliyor. Tabii %100 gerçek diyemem çünkü tarih kitapları rivayet. Bunlardır. Yalnız şunu acele eğer vaktimiz olursa bunu söylesin bir inşallah bir faydası olur. Tabii, Nureddin Zengi Şam'da kralken adı Mahmud dedim ya sabah namazından sonra zikirlerini bitirdikten sonra bir yatarmıştı. Adeti öyleymişti. Bir yatıyor kafasını koyuyor yatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında görüyor. Bu kitap ben bir iki kaynakta okudum. Birisi Tarih-i Hamis diye bir kitap var. O kitapta okudum, başarılı oldum. Tamam, %100 diyemem de. Çünkü bu tarih meselesi. Tamam Allahu mı? Alem. Allahu Alem derim. Yalnız zikrilmiş, evet ben okudum o kitaplarında. Kitabını da söyleyebilirim. Ne hangi kitapta okuduğumu söyleyebilirim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında görüyor. Ey Mahmud diyor. Beni diyor şunlardan kurtar beni diyor. Mahmud bakıyor şöyle iki adam uzun boylu, gök gözlü, aşkar saçlı. Hemen uyanıyor o dakikada. Korkusundan uyanıyor. Allah Allah diyor. Ağzı billahi neşşetanı bismillahirrahmanirrahim diyor. Biraz sonra şöyle bir daha bir dalayım. Bir, ne bu diyor. Dalıyor. Bir daha görüyor.
Ey Mahmud diyor, beni şunlardan kurtar beni diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O ikiden diyor, bak aynı o şekilde. Üç defa, üçünde ayağa kalkıyor. Hemen bakayım hazırlan diyor, bana bir kervan, kafile hazırlayın diyor. Ben Medine'yi ziyarete gideceğim diyor. Ne oraya gideceğim diyor. Söylemiyor, kimseye ağzını açmıyor. Bir şey söylemiyor. Sadece diyor fazla erzak, elbise, yemek, içmek bir şey hediye olarak götürelim diyor. Çünkü Medine Münevvere'nin halkı çoktan beri, eskiden beri fakir insanlar. Tamam mı? Ticaret merkezi değil, bir şey değil Medine Münevvere. Tabii. Sadece Efendimiz'i sevenler geliyor oraya. Tabii. Diyor ki fazlaca diyor bir erzak falan, yemek, içmek, giyim, bilhassa giyimler. Çok da doldurun gidelim diyor. Yanına birkaç kişi alıyor, himayesini başkalarını alıyor. Doğru Medine'ye. Sihirlenerek, acele olarak, koşarak gidiyorlar Medine Münevvere'ye kadar varıyor. Medine'ye varıyor, biraz acele seviyor ya da korkuyor mu vakti biter diye. Medine'ye vardığında bana diyor Medine Münevvere halkının hepsini toplayın diyor. Onlara bir tek tek hediyesini eline vereceğim diyor. Hediyesini eline vereceğim diyor. Zaten Medine halkı kaç kişi? Olsun 5 kişi, 5 bin, 10 bin, 10 bin kaç kişiyse neyse bilmiyorum. Getiriyorlar bunlar tek tek önden geçiyor. Herkesin eline hediyesini veriyor, yüzüne bakıyor o değil. Tamam geç, tamam geç, geç, geç. Allah Allah. Bitiyor. Başka kimse kalmadı mı ya diyor. Fakir fukara diyor. Ne olmaz mı? Unutulmuş kimse olur diyor. Tabii, durun diyor. Tabii. Efendim kimse kalmadı diyor. Tekrar söylüyor ya bakın diyor. Köşede, bucakta bir yerde diyor. Fakir orada unutulmuş olur diyor. Bakın. Biraz sonra iki mağribli var diyor. Mücavir bunlar diyor. Bunlar diyor, zengin de... adamlar. Zengin adamlar. Bunlar herkes sadakayla doyuruyor. Herkes sadaka veriyorlar. Hiç kimseden bir şey almazlar. Getirin ya getirin. Gel, getirin diyor diyor. Aa, tamam emir bu. Kral bu da. Yani hep bu bölgenin kralı bu adam. Ta Şamların soğunda ta Haciz'e kadar hepsi bunun. Getiriyor adam bakıyor. Amudu billahi mi adam billahi. En rüyada gördüğü insanlar. Siz kimsiniz diyor. Efendim biz Mağrib'den geldik diyor. Fas'tan geldik diyorlar. Mücavir olarak geldik. Bir hacca geldik. Sonra Medine'yi ziyaret ettik. Buraya hoşumuza gitti. Burada kaldık diyorlar. Ha. İyi bakıyor aynı. Gördüğü manzaralar. Peki evimizi bir göreyim diyor. Tamam evimiz zayıf, mütevazı bir ev diyorlar. Fakirhane falan. Göreyim diyor, evimizi göreyim diyor. Gidiyor. Giriyor odalarına bakıyor. Hiçbir şey yok. Sağa bakıyor, soluna bakıyor. Hiçbir şey yok. Bir şey anlayamıyor. Bir şey de diyemez de. Şu hasır kaldırın diyor. Bir yerde bir sergi hasır. Kaldırıyorlar ki tünel. Tünelin ağzı. Ne yaparlarmış bunlar? Bunlar her gün yatsı namazından sonra gece Bakiye, Cennet-i Bakiye ziyaret ediyoruz diye Bakiye doğru giderlermiş. Ellerinde her birinin bir çantası, sanki içinde seccadesi var, bir şey var gibi. Halbuki toprak dolu. Her gün o kadar bir şey ezer, kimse böyle dikkate çekmesin diye, kimse haberdar olmasın diye bunlar bu toprağı yavaş yavaş ta kabri şerife karşı orada kabri şerifi çalıp götürüp de bunlar Fransa'dan gelmeymiş. Fransız. İkisi de. Çaldı, hadi gösterin bakayım peygamberin var diyorsunuz diye öyle bir oyun rezalet yapacaklarmıştı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine. Onun karşısında durmuşlar evi. Arada bir yol var biliyorsun o şeyi. Evet. Orada bir yol. Onun karşısında durmuşlar evi. Evlerine tam direkt doğru çektim oraya var. Hazreti işte o Nureddin onların kellelerini uçuruyor orada. Ondan sonra hemen doğru dönüyor Şam'a. Ediyor. Bu kadar peygamber aşığı bir insan. Evet. Peki. Sonra çok büyük bir şey yapıyor tabii. Orayı eştiriyor. Oraya kurşunla muhafaza altına alınıyor. Tamam alınıyor. Yapacağını yapıyor. Evet. Peki hocam kısa bir araya gidelim. Aranın ardından inşallah devam tamam, edelim tamam, istiyoruz. Dedim. Çok güzel Nurettin Zengi'yi de burada rahmetle anmış olduk. Çünkü anladım. Ben zaman zaman konferanslara gittiğimde şunu hep söylüyorum. Maalesef tarihimizde unutulmuş bazı isimler var. Bunlardan evet, bir tanesi tabii. Nurettin Zengi. Tabii. Şam'da kabri Şam'da ben biliyorum. Evet, mutlaka araştırılmalı ve tarihçi olan arkadaşlarımızın üzerine özellikle bu bir vebal ediyoruz. Büyük bir görev inşallah. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Tamam. Sevgili seyirciler Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı konuşmaya devam edeceğiz. Kudüs ve Mescid-i Aksa için çok önemli olan bir ismi Nurettin Zengi'yi de burada rahmetle yad etmiş, anmış olduk. Kısa bir ara, kısa aranın ardından devam edeceğiz.
Kudüs ve civarındaki Osmanlı mirasını koruma ve yaşatma derneği, Mirasımız Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Mirasımız Tehlikede programına devam ediyoruz. Çok değerli konuğum, Ümmet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nizar Demirci hocamızla Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın öneminden bahsediyorduk. Ve son olarak elbette ki çok önemli bir isim, Mescid-i Aksa ve Kudüs'le aslında özdeşleşmiş olan bir isim ancak maalesef unutulan bir isim Nureddin Mahmut Zengi'den bahsettik sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, sizler de Kudüs ve Mescid-i Aksa'da bizler adına ribat görevi yapan yani nöbet tutan kardeşlerimize, %70'i yoksullukla mücadele eden kardeşlerimize desteklerinizi Mirasımız Derneği aracılığıyla ulaştırabilirsiniz. 5772'ye göndereceğiniz bir kısa mesaj karşılığında 5 lira değerindeki yardımınızı ulaştırabileceğiniz gibi mirasimiz.org.tr internet adresinden de yine projelerimize destek olabilirsiniz diyelim ve biz sohbetimize, konuşmamıza devam etmiş olalım. Aslında bu isimleri gerek Hazreti Ömer radıyallahu anh, gerek Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh ve diğer sahabe-i kiramı Halid bin Velid'i ve diğerlerini evet. Ve hemen ardından Selahaddin Eyyubileri, Nureddin Zengileri konuşurken ifade etmek istediğimiz şey Mescid-i Aksa'ya ve Kudüs'e verdikleri önemi anlatıyoruz değil mi tabii, hocam? Evet. Yani Efendimiz vefat etmiş, hayata gözlerini yummuş. Sahabe-i kiramda Resulullah da yok artık. Tamam, Medine'ye kapanalım. Kapanalım, evet. Dememiş. Tabii. Sizin az önce ifade ettiğiniz ayeti kerime, ifade etmiş olduğunuz 3-4 tane, 5 tane hadisi şerif. Gidiniz oraya. Gidiniz, evet. Ya bu dikkate alınmış değil mi hocam? Gidin, sadece aşere-i mübeşşereden ya da işte 4 halifeden ya da sahabe-i kiram tarafından değil, sadece onlar tarafından değil. Sonraki gelen halifeler, hepsi de şuurlu olan Müslümanlar tarafından. Önem vermişler, kıymetini bilmişler, değerlendirmişler ve onun için çaba harcamışlar. Biraz önce demiştik yani bu bilhassa yani tabii insan kendi milletinden daha fazla sevinir böyle olduğunu. Türklerin Kudüs ve Mescid-i Aksa için yapmış olduğu hizmetler hadi hesabı yoktur. Biraz önce söylemiştik. Yani İmadettin Zengi olsun, oğlu olsun ve ondan sonra gelen komandanlar, Selahaddin Eyyubi gibi insanlar ve özellikle askerlerinin çoğu Türklerden olduğu söyleniyor ve Türkmenlerden olduğu da söyleniyor. Neyse hepsi bir kardeş olarak, Müslüman kardeş olarak bu meselenin üzerinde fazla durmuşlar. Yani aslında Çanakkale ruhu binlerce sene öncesinde zaten varmış. Varmış. Türk'ü, Kürt'ü, beraber. Çerkezi, hepsi Laz'ı, beraber. Arab'ı. Evet. Hiç, tek amaç... Hiç hissedilmemiş böyle bir fark. Hissedilmemiş, tabii, görünmemiş. Ya. O i̇şte az önce örnek verdiniz. Ya, Selahaddin Eyyubi bir tabii. Kürt kumandan. Evet. Ama ordusunda işte Türkmenler, Türkler doğru, var. Ne kadar çoğu güzel. Diyor, ve Araplar var. Diyor. Askerin çoğu onlardan da diyor. Evet. Öyleyken de tabii Selahaddin Eyyubi... şeylerde bu savaşların en sonunda Kudüs Şerif'i fethetmek onlara nasip oldu. Ve hatta biliyorsunuz Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethetmekten önce hazırlıklarını yapıyor, uğraşıyor, asker hazırlıyor, insanları silahlandırıyor falan. Bir gün demişler ki, ey sultan demişler, çünkü adı sultan diye geçiyor. Tabii. Ey sultan demişler, niye sen bir tebessüm falan bir şey görmüyorsan demişler. Tebessüm etmiyor, gülmüyor demişler. Ya. Kendileri gülüyorlar, hopluyorlar. Kendileri olan, olmadan böyle yüzü lemur gibi ekşi. Niye demişler sen gülmüyorsun? Demiş ki, nasıl gülüyüm ben? Kudüs Haçlıların hükmü altında. Nasıl güleyim ben demiş. Şu hisse bak ya, şu içindeki his. Gülmek içinden gelmiyor. Ya. Kudüs. Ve dert ettiği yere bakın. Ha dert. Orası. Sıkıntı orada. Orada olduğu halde diyor, ben burada güleyim diyor, bana yakışmıyor diyor. Yakıştıramıyor kendine. Şu hissi insan duyarsa ya. Demek ki çok işleri yaramaya heves eder, gösterir. Onlardan sonra tabii Selahaddin'den sonra Eyyubiler onun oğulları, torunları falan hüküm sürüyorlar. Hepsi de bu bölgenin kıymetini iyi biliyorlar. Onlardan sonra Memlükiler geliyor. Memlükiler biliyorsun çoğu Türk. Memlükilerin olduğu gibi Türkistan'dan getirilme bunlar.
önce köle olarak getiriliyor, sonra azat edilip asker olarak yetiştiriliyor. Memlukilerin çoğu da Türk, iyi biliyoruz. Ve bunlar çok büyük önem vermişler bu Şam bölgesine. Hatta Kalavun dediğimiz ve Kalavun'un oğlu Muhammed bin Kalavun, bunlar en fazla önem göstermişler ve savaşlarda başarılar göstermişler. Ve daha Sultan Zahir Bibers dediğimiz Türk bu adam, o Tatarların karşısındaki yapmış olduğu savaş ve zafer herkesi şöyle bir acayip bir ferahat içinde bırakmış ki, çünkü onlar yenilmez diye biliniyormuştu. Onlar yenilmez diye biliniyormuş. İlk önce bunlar buraya bu Filistin bölgesine geldikleri zaman Gazze ve Şiil'in civarında, orada da o büyük savaşta "Va İslam'a" diyerek, "Va İslam'a" diyerek, bunlar inşallah böyleymişti. O onları mağlup edip geri çeviriyor. İslamiyet'te en büyük zaferlerin birisi oluyor. Ondan sonra devam ediyor tabii. Onlar oradan sarf edinceye kadar Haçlıları. Şimdi gelelim bizim dönemimize. Hicri olarak 922 senesinde, miladi tarihiyle 1516 senesinde Sultan Selim rahmetli, Yavuz Sultan Selim Şam bölgesine yönünü çeviriyor Kudüs Şerif'in anahtarlarını Zilhicce'nin 4'ünde teslim alıyor. Kimden? Kudüs Şerif'in ulemalarından ve eşraflarından, Ehlibeyt'ten. Kudüs'teki Ehlibeyt eşraflar ve ulemalar getiriyor anahtarları, teslim ediyorlar. Buyur. Sultan Selim'e teslim ediyorlar. Diyor tamam, burası sizin oldu. Onları çok büyük ikramda bulunuyor. Bilhassa eşrafları. Onları vergilerden, şehirden, her şeyden muaf bırakıyor. Onlara ikramda bulunuyor. Sonra devam ediyor. Bu kim? Yavuz Selim, Sultan Selim. Dediğim gibi 1516 tarihinde Osmanlı adım atmış oluyor. Birinci adım buradan başlıyor. Evet. Tamam. Ondan sonra Mısır'a doğru devam ediyor. Mısır'ı da teslim alıyor. Orada bitiriyor. Oralar hep olduğu gibi İslami devlet oluyor ve Osmanlı sancağı altında bir devlet olmuş oluyor buralar. Ondan sonra oğlu Süleyman Kanuni rahmetli geliyor. Süleyman Kanuni çok büyük harcamalar yapıyor Kudüs için ve Mescid-i Aksa için. Acayip yatırımlar yapıyor. Tamam mı? Birinci, şu gördüğümüz Mescid-i Aksa'nın etrafındaki Kudüs-i Şerif'in şehrin çevresindeki sur, o yaptırıyor. Şimdiki mucize olan sur ki 3 kilometre falan, evet, uzunluğunda. Takriben, evet. Takriben öyle diyor. 3 kilometre yakın. Ve 12-13 arşın yüksekliğinde. Evet. İçinde 25 tane burç yerleri, kuleler var. Kuleler yaptırıyor. Kuleleri, evet. Tamam, bunlar hepsini Sultan Süleyman Kanuni yapıyor. Sultan Süleyman bunları yaptığı zaman sadece kendisi değil ve kapıları, Kudüs Şerif'in kapılarını yaptırıyor. 7 tane kapı yaptırıyor. Onların kapıları için çoğu mevcut. 7 kapı yaptırıyor. Babul Amud, Babul Asbat, Babul Seyşil, Babul Magaribi. Evet. Meşhur bunlar. Tamam mı? Bunları biliyor. Sonra Kubbet-i Silsile, orayı kendi yaptırıyor. O kubbeyi yaptırıyor. Bunların hepsini bitirdikten sonra sadece kendisi değil, hatta diyor hanımı, ailesi, Haseki Sultan, adı Haseki Sultan. O diyor ayrıca kendine göre çok büyük hizmetler yaptırmış. Hemen burada ifade edelim isterseniz, evet, yeri gelmişken. Maalesef üzülerek ifade ediyoruz. Televizyon ekranlarında çok kötü bir şekilde gösterilen Hürrem Sultan, Allah ona rahmet etsin. Evet. Kudüs'e ve Harameyn-i Şerif'e, hakeza Mekke, evet, ve Medine'ye çok büyük hizmet etmiş, çok bir, evet, annemiz, ya, bir büyüğümüzdür. İşte bunları kapatmak için öteki iftiralara yapılıyor. Evet. Bunların yapmış olduğu hizmetleri kapatmak, evet, için. Haseki Sultan büyük bir külliye yaptırıyor. O külliyede mescit, medrese, ribat, tamam, yemekhane yaptırıyor. Aynı hepsi bu bir külliyenin içinde. Bunu yapmış olan kim? Haseki Sultan, ki şeyin, Süleyman Kanuni'nin hanımı. Eşi. Evet. Eşi. Ondan sonra tabii devam ediyor. Aynı hizmetle devam ettiriliyor. Tamam mı? Sultan Mahmud, ikinci Mahmud Sultan, ikinci Mahmud geliyor. Onun zamanında o da bayağı hizmetler yapıyor.
şey için, Kudüsler için su problemini getirmek için bu Hayrat Süleyman diye bir eden Süleyman Gölü'nden su getiriyor Kudüs Şerif'e. Orada uzak yerden su getiriyor Kudüs Şerif'e. O da 1812 tarihinde. 1812 tarihinde bunu yaptırıyor. Sonra onun emriyle, Sultan Mahmud'un emriyle Akka valisi, Akka'daki vali olan Süleyman Paşa, o da tekrar şeyler yaptırıyor, restorasyonları yaptırıyor. Mescid-i Aksa'ya, kubbeyi, civarlarını, oraları çok büyük işleri yaptırıyor. O da onun emriyle tabii yapıyor. 1817-1818 tarihlerinde, bunlar hep tarih olarak geçiyor. Kubbe-i Sahra'yı tekrar yaptırıyor. Kubbe-i Sahra'yı gördüğümüz, evet, meşhur bildiğiniz gibi. Hep bunlar Sultan Mahmud'un yaptırmış olduğu şeyler. Ve onun oğlu Sultan Abdülmecid, ikinci Abdülmecid, o geliyor, o da ne yapıyor? Diyor ki Kudüs daha fazla idare şeklinde daha önemli olması için diyor. Burayı sanki vilayet merkezi gibi yapalım diyor. Yani Şam'a tabi olacağına kendisi merkez başlı olsun diyor. Başlı başına. Ve ona Gazze'yi, Yafa'yı, Filistin'in güney taraflarını hep oraları Kudüs'e bağlıyor. Hep Kudüs'e bağlıyor. Diyor ki ilk defa diyor Kudüs diyor önemini fazla aldı bu asırda diyor. Bu sultanın yapmış olduğu hizmetlerden. İkinci Sultan Abdülhamid. Allah rahmet eylesin. Onu insan zikrettiği zaman sadece dua etmeli. Başka ne yapalım? Bir dua ederiz. Allah rahmet eylesin. Filistin aşığı. Evet, aşığı. Onu geldiği zaman ne yapıyor? Tabii onu iyi biliyorsunuz. Hepiniz biliyor bunu. Kudüs Şerif'i alıyor doğru olduğu gibi Bab-ı Ali'ye bağlıyor. Bunun diyor Şam'la şunla bununla alakası niye? O zaman iyice anlıyor. Çok zeki bir adammıştı. Çok kafası işlek bir adam. Ne yapsın? Çevre bozuk. Yoksa buna rağmen 40 sene. Ya tehir etti. 50 sene tehir etti diyelim. İsrail Devleti'nin kurulmasını 50 sene tehir etti. 1900'lerin başlarından 1948'e kadar tehir etti. Gitmiyor mu bu kadar? Ve Theodor Herzl'i evet. Huzurundan ya, kovan padişahı. Bunu şu meclisinden kovun bir daha bunu yanıma getirmeyin demiş. Anlıyor onun ne olduğunu. İşte o zaman Kudüs Şerif'i alıyor. Kudüs bölgesini o doğrudan Bab-ı Adi'ye bağlıyor ki tam gözüm altında olsun diye. Göreyim ne yapıldığını oraya diye görmek için. Çünkü Şam valisine valisine bağlıydı, ekliydi Şam valisine. Adam gözün yumar, uyur, başka şeyle meşgul olur. Onlar Yahudi yapacaklarını yaparlar. O da bunların Yahudilerin ne olduklarını iyi anladığı için doğrudan oraya. Hatta belki de haritalarda şimdiki Osmanlı haritalarını görmüşsünüz. Kudüs mutasarrıflığı diyor. Evet. Değil mi? Niçin? Çünkü oradan tasarruf oradan geldiği için. Mutasarrıflık şeklinde. Yani Şam vilayeti de Kudüs onun sancağı demiyor. Kudüs mutasarrıflığı diye geçiyor Osmanlıca kelimelerinde. Sülüs harfiyle yazılmış. Kayıtlarda. Kayıtlarında öyle geçiyor. Haritada öyle. Ben gördüm haritalarında. Doğrudan doğruya oradan geliyor emirler. Şeyden, Evkaf, İstanbul'dan geliyor. Niye? O kadar çünkü korktuğu için buradan yani ileride bir şeye bunlar başına bir iş gelecek zaten bildiği geliyor da ne zaman geliyor? Sultanı hilafetten, saltanatten kaldırdıktan sonra tabii başlıyor. Yoksa onun hayatında kimse bir şey yapamıyordu. Cesaret demiyordu. Öyle bir kuvvetli, öyle bir zekalı bir rahmetli bir sultanmıştı. Allah rahmet eylesin. Tabii amin. O kadar olabilir. Ne yapsın? Bir tren yaptırıyor. Şeyde Kudüs Yafa'ya bağlıyor. Trenle. Kudüs şehrini Yafa'ya bağlıyor. Uzunluğu da 86 kilometre uzunlukta bir tren yaptırıyor. Oradan denizden gelen Kudüs'e gelen hizmetlerle doğrudan hemen trenle gelsin diye. Tamam, araçları daha iyi gerçekleştirmek için 86 kilometrelik bir tren yaptırıyor. Yafa şehrinde, Yafa şehri de deniz kenarındaki bir evet, liman şehri oluyor. 1892 tarihinde bitiyor bu tren. Yani 3 sene içinde bitiyor. 3 senede o kadar o tren döşemesi bitiyor. O günlerde o şartlar tabii altında. Demek ki adam o kadar ehemmiyet vermiş. Hatta Kudüs şehrinden Ramallah, Nablus, Cenin hep o şehirlere yol açtırmış.
Hep Kudüs'e gelinsin. Gelinsin diye. Millet Kudüs'e gelsin diye. Biz de şimdi inşallah Teala şu dernekler, şu vakıflar vasıtasıyla milletin oraya gelmesini o amaçla onunla uğraşıyoruz. İnşallah. Evet. Son dönemde de zaten biliyorsunuz 3 mescit ziyaretleri diye bir takım kampanyalar başlatıldı. Tabii bunları desteklemek lazım. Tabii. İnşallah. İşte Mescid-i Aksa, Mescid-i Nebevi, Mescid-i tabii. Haram'ı böyle ziyaret ediyoruz. Salahaddin Eyyubi, bu dediğimiz Mesiret-i Beyarık diyoruz şimdiki. Mesiret-i Beyarık. Yani Müslümanların başka şehirlerden oraya böyle yoğun bir şekilde gelip gitmelerini sağlamak için o meseleyi Salahaddin Eyyubi başlatmış ya. Bu günlerden değil bu. Kervanlarla değil ya, mi? O zaman demiş ki bayrak şeklinde. Bayrak biliyorsunuz bayrak yani Türkçe kelimeyi Arapçalandırmış. Türkçe kelimeyi Arapçalandırmış. Demiş kafirler devam eder böyle bir bayrak şeklinde altında. Böyle bir adı. Doğru gidin şeye Kudüs-i Şerif'e bırakılmasın diye. Çünkü anlamış. Öyle olduğu halde iki defa tekrar almışlar şeyle Haçlılar Kudüs-i Şerif'i. Salahaddin Eyyubi açtıktan sonra. İki defa tekrar bir daha girmişler. Yalnız tutturamamışlar. Defolmuş gitmişler. Onun için bu bayrak seferleri o zamandan kalma. Bir mirasımız bu. Bunu yerine getirmeliyiz inşallah. Devam ettirmeliyiz. Evet. İnşallah. Peki çok önemli bir noktayı aslında altını çizdik. Ecdadımızın Hazreti Ömer Efendimiz'den bugüne Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya ne kadar büyük önemler atfettiğini, çok. Bize ne kadar aslında işaretler maalesef vermiş 401 olduğunu. 401 sene Osmanlılar 400 sene ve 1 sene hizmetmişler. 401. Yani 1917'de maalesef mecbur olarak bu seferberlik günlerinde tabii İngiltere o zaman hep gücünü Kudüs'te sahip almak için, Kudüs'ü almak için sarf etmiş ki Yahudilere bir hediye olmak için onlara hem de öyle yaptı. Sadece Yahudilerin için. Yani o kadar önem vermesi, İngiltere'nin o kadar önem vermesi Kudüs'ü almak üzerinde durması sadece Yahudiler vermiş olduğu randevu vardı ya, onlara bir söz vermiş, oraya bir Yahudi devletinin kurulacak diye izin vermiş. Almadan önce, var teslim almadan önce onlara şey veriyor. Söz. Bağış veriyor adam. Söz veriyor, bağış veriyor. Zaten babasının malı gibi orayı. Onun için o kadar önem vermişler. Orada Osmanlı askerlerinin çoğu orada kırılmış maalesef şeydi. Çok şehitlerimiz gitmiş orada kaybettik. Zaten şu anda da Mescid-i Aksa'ya ve etrafındaki Kudüs şehrine, eski Kudüs şehri dediğimiz bölgeye gittiğinizde evet. Hep söylüyoruz. Yani sağınıza baksanız Osmanlı eseri, evet. Solunuza baksanız evet. Osmanlı hiç eseri. Hiç inkar olmaz. Evet. Hakeza diğer ecdadımızın eserleri. Hatta mezarlar, mesela Osmanlıların evet. Mezarları, şehit oldukları yerler hep oralar müspettir. Ya da bizim oradaki tarihimizi tam rivayet edecek şekilde eserlerimiz orada daha duruyor inşallah. O zaman neticede şunu söylemekte zannediyorum bir sakınca yoktur. Bizim mirasımız olan, bizim olan topraklara sahip evet. Çıkmak zorundayız. Evet, tabii. Mirasımızı bırakmamalı inşallah. Yani ben bir böyle bir konferansta bir ibareti zikretmiştim. Herhalde hoşuma gitti. Dedim ki biz Türkler olarak sanki o mirasın elimizden gittiğine bir içimizde bir sıkıntı olduğumuz için onu tekrar iade etmek üzere şimdilik Allah'a şükür Türk milleti olarak büyük önem veriliyor. Dernekler olsun, şu inşa ettiğimiz olduğumuz Ümmet Vakfı olsun hep Türklerin umuzuyla bunlar gerçekleştiriyor oluyor. Bu milletin umuzlarında inşallah yükseliyor. Olacak inşallah. Evet, yani inşallah. Allah'ın izniyle inşallah bir şey vardırılacak. İnşallah. Herkes de şahittir buna. Yani şimdi Kudüs'e gittiğiniz zaman herkes şahit oluyor. Oradaki Kudüs'ün kardeşler, oradaki Kudüs'lü kardeşlerimiz biliyorlar burada kim bu kadar bu yatırımları tabii, yaptığını Osmanlı diyorlar. Dedim mi akan evet, sular duruyor evet, orada. Elhamdülillah. Evet. Onun için tabii böyle. Hep söylüyoruz Sultan Abdülhamit Han orada artık yani tabiri caizse yere göre sığdırılamayan bir isim. Evet. Salahaddin Eyyubi hakeza ya, öyle. Tabii. Hazreti Ömer Efendimiz onlara, hakeza onlara öyle. Onlara dikildiği zaman Allah-u Teala'nın rahmet diliyoruz onlara. Allah evet. Rahmet, bol bol rahmet eylesin. Amin. Ve biz de onların yoluna devam etmeye Allah-u Teala bize ihsan buyurur inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ ol efendim. Çok güzel bir program oldu. İnşallah. İnşallah bu ecdadımızın bize göstermiş olduğu yoldan giderek biz de onlar gibi bu yolu takip ederek Mescid-i Aksa ve Kudüs'e sahip çıkmak zorundayız. Efendimizin işaret etmiş olduğu gidemezseniz kandillerinde yakılmak üzere zeytinyağları çok önemli bir hadis-i şerif. Evet. Emrini yerine getirmiş oluruz. İnşallah. Bunu emir olarak telakki etmek lazım İnşallah. Diye düşünüyorum.
Sevgili seyirciler, Mirasımız Derneği olarak ilk kıblemiz, ikinci mescidimiz Mescid-i Aksa merkezli çalışmalar yapıyoruz. Ve bu çalışmalardan en önemlileri az önce çok değerli hocamızın da ifade etmiş olduğu gibi Beyarık seferleri. Kudüs şehrinin dışındaki Filistin şehirlerinden Müslüman kardeşlerimizi Kudüs'e getirerek Mescid-i Aksa'da ibadet etmelerini sağlamaya çalışıyoruz ve buranın Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi gibi hareketli halde kalmasını arzu ediyoruz. Ve elbette ki Kudüs'te çok sayıda bulunan Müslüman kardeşimizin, Müslüman esnaf kardeşimizden alışveriş yapılmasını da sağlamaya gayret ediyoruz. Zira Müslümanların dışında Müslüman esnaftan Yahudiler ve Hristiyanlar alışveriş yapmıyorlar. Böylece Müslümanların da ticaretine bir nebze olsun katkıda bulunmak adına, burada yaşayan kardeşlerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesi adına gayretler gösteriyoruz. Yine aynı zamanda Mirasımız Derneği olarak Mescid-i Aksa'nın hemen avlusunun içinde 144 bin metrekarelik bölgenin içerisinde bine yakın kardeşimizle ilim halkaları çalışmalarını idrak etmeye gayret ediyoruz. Osmanlı eseri olan camiler ve medreselerin, mescitlerin ve yine Osmanlı mirası ve eseri olan Müslüman kardeşlerimizin yaşamış oldukları evlerin tadilat ve onarımını da yapmaya gayret ediyoruz. Sizler de Mirasımız Derneği aracılığıyla bu hayırlı çalışmalara destek olabilirsiniz sevgili seyirciler. 5772'ye göndereceğiniz bir kısa mesaj karşılığında 5 lira değerindeki yardımınızı ulaştırabileceğiniz gibi mirasımız.org.tr internet adresinden de projelerimize destek olabileceğinizi ifade etmiş olalım. Bizler bu akşam Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı konuşmaya gayret ettik. İnşallah bir başka programda tekrar sizlerle birlikte olmak dua ve temennisiyle hepinizi Mescid-i Aksa'nın Rabbi olan Cenab-ı Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim.